Tokyo Ulusal Müzesi'ndeyiz ve bir savaşçıya ait Haniwa figürüne bakıyoruz. Haniwalar 3. yüzyılda başlayıp 6. veya 7. yüzyıla kadar yapılan bazen silindir şeklinde bazense geliştirilerek insan figürü veya hayvan biçimlerinde tasarlanan Japonya'daki mezarların üstlerini süsleyen kilden yapılmış nesnelerdir. Bu mezarlar çok büyük olabilir. Mesela en büyüğü yaklaşık 5 futbol sahası uzunluğundadır. Ayrıca bunların çoğu anahtar deliği şeklindeler. Üstteki dairesel alanda toprak yığılarak bir tepe oluşturulmuş ve orası mezar odasının olduğu yer. Bu araziler genellikle hendeklerle çevriliydi ve üzerlerini dolduran hanivalar haricinde tamamen temizlenmişti. Üzerlerini dolduran tabiri gerçekten uygun düşebilir. Çünkü dönemin en güçlü insanlarına ait olduğu düşünülen en büyük mezarların bazılarında mezarların üzerine yerleştirilmiş 10-20 bin arası haniva vardı. Bunlar bazen dış çevrenin etrafında daire şeklinde, bazen de merkeze doğru bir küme halinde düzenlenmişlerdi. Genellikle ev biçimli bir şeyin etrafında toplanırlardı. Tüm bu kil heykeller düşük ateşte ve sırsız yapılmıştır. Heykellere karakteristik kırmızımsı rengini veren de işte budur. Düşük ateş derken düşük ısıda fırınlanmıştır demek istiyorum. Yani bu kili sertleştirmek için çok karmaşık bir teknolojiye ihtiyaç yokmuş. Ayrıca şöyle düşünün, biri öldüğünde bunlardan 10-20 bin tane kadar yapmanız gerekiyorsa bunu çok çabuk yapmanız gerekir öyle değil mi? Gerçi diğer birçok kültürde de olduğu gibi hükümdarın genellikle henüz hayattayken cenaze objeleri ya da mezarları ile ilgili düzenlemeler yaptığını düşünüyorum. O yüzden bunların pek çoğu muhtemelen son dakikada yapılmamışlardır. Ancak bunların hepsinin ya hükümdarlar ya da elit kişiler için yapıldıkları çok açık. Burada Hanivaların evrimini görmek de ilginç. En basit ve en eski formlar silindirler. Sonra az önce bahsettiğim ev biçimlilere dönüşüyorlar ve bunu da hayvan formları takip ediyor. Ve sonra da insan figürleri. İnsan figürleri ve hayvanlar inanılmaz bir çeşitliliğe sahip. Bunların tarım ve hayvancılıkla ilgili bir yanı da var. Pek çok çiftlik hayvanı, tavuklar, ördekler ve diğer kümes hayvanları gibi bir de yaban domuzları var. Bunların yanında ayrıca atları ve askerleri de görüyoruz. Müzisyenler var ve kadınlar da var. Hatta burada çok hoş bir kadın figürü görüyoruz. Bir eliyle göğsüne dokunuyor, diğer eliyle de bir kase uzatıyor. Oldukça güzel, pahalı giyimli. Bir kolye ve bir bilezik takmış. Giysisi hem boyanmış hem de desenlerle bezenmiş ki bu da aslında bu heykellerin çoğunun eskiden boyanmış halde olduğunun güzel bir göstergesi. Heykellerin çoğu oldukça süslüler. Şimdi en süslü olanlardan birine, daha büyük bir savaşçı hanımaya bakalım. Süslü kelimesi giysilerini tanımlamak için gerçekten çok uygun. Yüzler ve vücutlar çok basitleştirilmiş olabilir. Sanki aslında kıyafet onların yaşamdaki yerlerini temsil ediyor ve önemli olan da zaten buymuş. Aslında kim oldukları önemli değilmiş. Ama asıl önemli olan hükümdarın ölümden sonraki hayatında oynayacakları rolmüş. Bu figür mezarı koruma görevinde çok iyi bir iş çıkarıyormuş gibi görünüyor. Bir kılıcı var. Kalanlardan anladığımız kadarıyla muhtemelen bir yayı da varmış. Arkasında da bir ok kılıfı var. Keiko olarak bilinen, asılı zırh plakalarından oluşan Japon stili bir zırhla tamamen kaplanmış. Zırhın nasıl yapıldığının ayrıntılarını görebiliyorsunuz. Hatta bir de ok attığında sol kolunu yayın telinden koruması için bir bileklik taktığını da görebilirsiniz. Bunun amacı tel gevşeyip geri attığı zaman kola çarpıp incitmesini önlemekti. Bu müzede bu zırhın birçok örneğinin olması da harika bir şey. Hatta bu zırhların nasıl yapıldıklarını bile görebilirsiniz. Zırh plakaları metal perçinlerle birleştiriliyor ve bunlar bu hanivada da küçük küçük kil düğmeleriyle gösterilmişler. Yani burada perçinlerle birleştirilen veya bazı durumlarda da deriyle bağlanmış olan demir plakalardan söz ediyoruz. İnanılmaz derecede özgünler. Kılıcın kınına bakarsanız belinin arkasında her iki taraftan gelen bir iple bağlandığını hatta sağ kalçasındaki düğümü bile görebilirsiniz. Bağcıklardan söz etmişken bacakların arkasına aşağıya doğru bakarsanız zırhın bağcıklarla nasıl bir arada tutulduğunu da görebilirsiniz. Yüzün yan taraflarını korumak için miğferden inen parçalar çok hoşuma gidiyor. Bunlar yüzü çerçeveleyerek bir gölge yaratıyor ve bu da heykele genellikle epey düz ve silindirik olan hanivalarda nadir görülen bir boyutluluk katıyor. Aslında Haniwa kelimesi silindir kil anlamına gelir ve ilk Haniwaların düz silindirler olduğunu biliyoruz. Fakat insan figürlerine dönüştükleri zaman bile çoğu yine silindir biçiminde kalmıştır. Genellikle kollar silindir şeklindedir, bacaklar silindir şeklindedir ama yine de çok etkileyiciler. Aslında büyüleyici olan bu gerçekçilik ve soyutluğun birlikteliği. Zırhtaki detayların ne kadar fazla olduğundan bahsettik. Ancak diğer bölümlerde de hanima bedenlerine baktığımızda kolların çok kısa, bacakların çok kısa olduğunu görüyoruz. Hiç de gerçekçi değiller. Onun yerine anlam ve ifadeye vurgu yapılmış. Son olarak şunu da belirtelim. Bunlar şu an bize korkutucu gelmese de Japonya'da yapıldıkları zamanlarda yani eski mezar dönemi olan Kofun döneminde muhtemelen ciddi ve ürkütücü görünüyorlardı.